Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi politikalarına değinirken aynı masa etrafına bir araya gelen muhalefet partilerini Macaristan'da yaşanan gelişmelere benzetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Ve 2021 Ramazan aylarını salgın musibeti sebebiyle kısıtlamaların gölgesinde geçirmiştik. Salgın tehdidinin büyük ölçüde geride bırakıldığını belirten ve ekonomik gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki rasyonel gerekçesi olmayan yükselişin yol açtığı bir sarsıntıya maruz kaldığını, aldıkları önlemlerle 20 Aralık'tan itibaren piyasaları yeniden istikrara kavuşturduklarını, bu sıkıntının da üstesinden geldiklerini söyledi. Sağlık hizmetleri yanında kamu düzeni, istihdam, üretim, İhracat gibi alanlarda gösterdiğimiz güçlü performansla ülkemizi küresel kriz ikliminden ayrıştırdık. Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi sarsıntılar yaşadığı, yalpaladığı bir dönemden Türkiye'nin bu şekilde güçlenerek çıkması çok çok önemli bir başarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında yaz geldiğinde yaz mahsullerinin ortaya çıkacağını ve bol bereketli bir yıl olacağını belirtti. Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlanırken hesapsız kitimizi defaatle dile getirdi. Allah'ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Bu seçim öylesine önemlidir ki normal şartlarda sokakta rastlaşsalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirebilmiştir. Altılı. Aynısı Macaristan'da oldu bak. Orada da bir altılı çıktı. Ve bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu da biliyorsunuz. Aynı merci, aynı odak Macaristan'da da koordinatör oldu. Unutmayın, aynı hesap burada da devam ediyor. Türkiye'de içinde milletin olmadığı siyaseti yapan partilerin hep olduğunu belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. Şimdi bizim ülkenin ve milletin hayrına olan hiçbir konuda bir adım atamayan bu zavallılara Haziran 2023'te vereceğimiz ders kaldı. Bunun için siz milletvekili arkadaşlarım olarak çok daha yoğun bir şekilde gayret, çok daha yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Tabii hiç unutmayacağımız bir şey var. O da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in 2017 yılında Bitlis'in Tatman ilçesinde şehit düşen uzman onbaşı Halil Ateş'in ailesiyle iftar sofrasında buluştu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in 2017 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit düşen uzman onbaşı Halil Ateş'in ailesiyle iftar sofrasında buluştu. Şehit uzman onbaşı Halil Ateş'in babası Celal Ateş ve aile üyeleriyle bir sofraya oturan Vali Er'in buldukları her fırsatta şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Şehit Halil Ateş'in ailesiyle iftarın ardından 1993 yılında Diyarbakır'da vatani görevini yaparken gazi olan Mahmut Yüksel Güç'ü evinde ziyaret eden Vali Er'in burada da gazinin ailesiyle sohbet ederek hayırlı Ramazanlar diledi. Nasıl
Vali Erin'e ziyaretlerinde Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Haliliye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Gönüllü de eşlik etti. Rize'de bir grup arkadaşın iftardan 10 dakika sonra ses bombasıyla ezan açarak insanlara şaka yapmak istedi ve bu görüntüler sosyal medyada iftardan 10 dakika önce insanlara orucunu bozdurdular şeklinde paylaşılınca tepkilere neden oldu. Rize merkeze bağlı İslampaşa mahallesinde geçtiğimiz pazar günü sahilde bulunan çardaklarda orucunu açan vatandaşlara şaka yapmak istedi. İftardan 10 dakika sonra ses bombasıyla evlerinin balkonundan ezan açan gençler bu görüntüleri kaydederek sosyal medya hesaplarından iftardan 10 dakika sonra Rize'de ezan şakası yaptık şeklinde paylaştı. Bak abi, burada saati de yazıyor. 7.02'de. Videoyu biz çekiyoruz burada. Saat de gözüküyor. 3 Nisan. O zaman orucu biz 18.51'de açtık ve bu videoyu 7.02'de çektik. Fakat görüntüyü görenler aynı görüntüyü iftardan 10 dakika önce insanlara oruçlarını bozdurdular diye paylaştı. Bu paylaşımsa gençlerin başına bela oldu. Amaçlarının 10 dakika önce oruçlarını açan vatandaşların bu ne ezanı şimdi diye düşünmesi olduğunu dile getiren gençler yaptıkları şaka nedeniyle bütün tepkileri üzerlerine topladı. Biz yemeği yedikten sonra eğlencesine dedik öyle insanlara bir şaka yapalım diye çıktık balkona. Ezan açtık. Ondan sonra saat orada 18.51'de iftar açtık biz. 19.02'de biz bu videoyu çekiyorduk. Öylesine edelim dedik. Olay çok yanlış anlaşıldı. Ezan okunsun ondan sonra olsun diye. Bu ezan ne diye yaptık onu ama yanlış anlaşıldı. Bir anda sosyal medyada gündem olan gençler durumu düzeltebilmek için paylaşım yapan herkese tek tek ulaşma çalışmalarına başladı. 17 yaşındaki Erdoğan Kazal isimli genç videoyu iftardan 10 dakika sonra çektiklerini ancak sosyal medyada 10 dakika önce yapılmış gibi paylaştığını ifade etti. Erdoğan Kazdal, videonun hızla paylaşılmasının ardından tepkilere neden olduğunu ve polis ekiplerinin de kendilerini uyardığını sözlerine ekledi. Güzel oldu bayağı. De ne oldu falan böyle, siz niye böyle bir şey ettiniz? Onlar evde değildi, köye çıkmıştılar. Polis niye böyle bir şey falan yaptınız dedi. Biz öyle şaka amaçlı yapalım dedik. Bir anda olay farklı yere falan çektiler dedik polise. Öyle uyardılar bizi, gittiler öyle de. Polis daha bu akşam geldi iftardan önce. Öyle geldi, konuştuk, öyle uyardılar bizi, gittiler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Suruç ilçesine bağlı Bostancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Şermet idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör altında kalan sürücü Ali Şermet'le oğlu Kadir Şermet ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Ali Şermet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken oğlununsa sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakman, girişimleriyle çevresi kamulaştırılan tarihi kalenin eteğinde yıkım çalışmalarına başlanıldı. Uzun süredir atıl durumda kalan ve tepkilere neden olan tarihi Siverek Kalesi'nin restore edilmesi ve çevresinin açılarak çevre yolu olarak kullanılması talep ediliyordu. Talepleri yerinde bulan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, birimlere konuyla ilgili çalışma yapılması talimatını verdi.
Ankara temasları kapsamında Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'la Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın girişimleri meyvesini verdi. Kale restorasyonunun yanı sıra çevresinde tehlike arz eden bölgede bulunan evler kamulaştırıldı. Bir süre önce kamulaştırılan evlerin yıkımına ise başlandı. Tarihi kalenin restorasyonu ve kamulaştırılan metruk evlerin yıkımına başlandığını belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, projenin hayırlı olmasını diledi. Kamulaştırmasını yaptığımız evlerle ilgili şu anda yıkım yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte ilk evin yıkımına başladık. Siverek halkına hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte de kamulaştırmasını yaptığımız 11 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yaptığımız 11 tane evimizin kamulaştırmasını yaptık. 4 tanesini Siverek Belediyesi yaptı kamulaştırmasını. Siverek Belediyesi'nin bundan sonraki süreçte de yaklaşık 6 tane ev daha kamulaştırması yapılacak. Bunun akabinde de kamulaştırma sürecine devam edeceğiz. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, gerek Siverek Belediyesi öz kaynaklarından yapacağımız kamulaştırma ile şehrimize yeni bir vizyon açacağız. Kentimizi sağlıklı ve güzel bir trafik yoğunluğunun da daha az olduğu, özellikle de Siverek halkının çok merak ettiği Siverek Kalesi'nin restorasyon çalışmasının da akabinde eş zamanlı başladığı çok güzel bir çalışma bekliyor. Önümüzdeki günlerde de yıkım sürecine devam ettiğinde de tüm Siverek halkımızla bu güzelliği paylaşmayı düşünüyoruz. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış vatandaşın gündeminden düşmüyor. Havaların ısınmasıyla fiyatların düşmesi beklenirken özellikle sebze fiyatları cep yakıyor. Urfalıların en çok tükettiği biber ise artık gramla alınıyor. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış vatandaşın adeta cebini yakıyor. Havaların ısınmasıyla fiyatları düşmesi beklenirken sebze ve meyveler artık gram üzerinden satılıyor. Domatesin kilosu 18-20 liradan satılırken patlıcan, salatalık, patates gibi ürünler alınamaz hale geldi. Fiyat rekoru kıran ürünlerin başında da biber geliyor. Kurulan pazarda özellikle patlıcan ve biberin kilosu dikkat çekti. Kilosu 30-40 TL olan patlıcan ve biberi 25 TL ile domates, 20 TL ile kabak takip etti. Meyvede ise çilek 25 lirayla pazarın gözdesi. Şanlıurfa'da pazar fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Domates fiyatı 20 lirayı bulurken Şanlıurfa'da en çok tüketilen acı biberin fiyatı 35-40 lirayı buldu. Bu durumdan ne vatandaş ne de esnaf memnun. Şanlıurfalıların vazgeçilmez sebzelerinden olan biberin kilogramı 40 liraya yükselirken fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor. Önceden kilolarca alınan biberi vatandaşlar şimdi ya gramla ya da sayıyla alıyor. Fiyatların yükselişinde birçok etkenin olduğunu belirten pazarcı esnafı da halinden memnun olmadıklarını söyledi. Domates 18, salgım 20 lira, salatalık 13, patlıcan 35, çok pahalı sebzeler, biber 35 lira. Yok, almıyorlar. Evet, gramla 100 gram, 200 gram fazla almıyorlar. Bazı fiyatları normal bir durumda ama millete göre pahalı. Örneğin bu 6 lira, diğerleri var 7 lira. Millet 2 kilo alacağına 1 kilo alıyor. Alım da az. Böyle giderse yani millet krize girer. Çok yüksek. 38. Evet. Tatlı 22 lira. Şu an çok düşük. Valla şu an piyasaya göre yani gıda şey olarak meyve fiyatları hepsinden uygun. Meyve olarak şu an pahalı olan çilek, evet. Çilek 20-25 arası oynuyor. O da ser olduğu için. Ya şöyle söyleyeyim, portakal mesela 7 lira, elmalar 7 lira. Tabii bunlar geliş olarak çok yüksek, biz yansıtamıyoruz pazarcı olarak. Fiyatlar aynı. Sebze fiyatına göre, çünkü 1 kilo domates şu an 20 lira. Patlıcan 35-40 lira. Yani şu an şey olarak uygun olarak sadece meyve var. O da
milletin mecburi ihtiyacı olan sebze olduğu için ister istemez sebze tüketiyorlar. Değerli izleyenler, Biranşehir Belediyesi Sulutepe Göleti'nde kuruyup kesilen ağaçların yerine çınar fidanları dikti. Viranşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Viranşehir Orman İşletme Şefliği ekipleri yaklaşık 6 ay önce Sulutepe Göleti mesire alanında kabuklu bit zararıyla 70 adet elder çam ağacının kuruduğunu tespit etti. Tespit edilerek kesilen çam ağaçlarının yerine 70 adet çınar fidanları toprakla buluşturuldu. Sulutepe Göleti mesire alanında düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katılan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ekiplerle beraber ağaç dikip can suyu verdi. Başkan Ekinci etkinlikte şöyle konuştu. Hem kuraklığın çok fazla olmasından dolayı hem de kabuk biti zararından dolayı burada yaklaşık 60 ile 70 arası elder çamımız burada kurumuştu. Ve biz onları zaten tarımdan aldığımız raporla beraber kesimini yapmıştık. Bu sene de vatandaşlarımıza söz vermiştik. Orada zaten biz başka bir şey planlamıyoruz. Sadece yeşili doğayı korumak adına bunu yaptığımızı söylemiştik. Bugün de burada 65 tane çınar ağacımızı diktik. Park Bahçe Müdürlüğümüz ve arkadaşlarımızla beraber. Çınar ağacı dikmemizin sebebi biliyorsunuz elder çamlarının maksimum ömrü 30 sene ve orman yangınlarına aslında risk oluşturuyor. Çınar ağaçları hem gölgesi daha geniş oluyor hem daha çabuk büyüyor. Hem de orman yangınlarından korumuş oluyoruz bu bölgeyi de. Viranşehir'imize, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan ayı münasebetiyle Resul Ayn'da hizmet vermeye başlayan aşevleri ve fırını ziyaret etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan ayı münasebetiyle Resul Ayn'da hizmet vermeye başlayan aşevleri ve fırını ziyaret etti. Resul Ayn'daki ziyaretlerine mahalli meclisiyle başlayan Vali Erin, ilçeye bağlı Telhalef beldesinde yapımı devam eden altyapı ve enerji çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra ilçe merkezine geçen Vali Erin, AFAD koordinasyonunda Ribat İnsani Yardım Derneği'nin organize ettiği Ramazan ayı boyunca 7000 kişiye sıcak yemek vermeye başlayan Aşevi ile günlük 1000 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştiren Zemzem Derneği Aşevlerini ziyaret etti. Aşevlerindeki yemek üretim aşamaları, yemek dağıtılan aile sayısı gibi konularda yetkililerden bilgi alan Vali Erin, hayır sahiplerine teşekkür etti. İlçedeki ziyaretlerine daha önce Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi desteğiyle kurulan ve Resul Ayn Mahalli Meclisi tarafından işletilen fırını da ziyaret eden Vali Erin, günlük 17 bin rapta ekmek üreten tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fırının üretim kapasitesinin artırılması için talimat veren Vali Erin, Resul Ayn ilçe merkezindeki esnafı da iş yerlerinde ziyaret etti. Haliliye Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında kilitli beton parke döşeme, bakım ve onarım çalışmalarını 4 mahallede devam ettiriyor. Yenilik ve değişimin kalbi Haliliye sloganıyla Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiren ekipler Ramazan ayında geç saatlere kadar mesai yapıyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında Defteşti, Şehitlik, Ahmet Yeseli ve Yenişehir mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmaları hızlı bir şekilde yürüten ekipler yeni yolları kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamadaysa ilçe genelindeki çalışmaların program dahilinde yapılacağı kaydedildi. Urfa Kurtuluş Günleri kapsamında düzenlenen ve Urfa Ahengi Müzik Grubu'nun sahne aldığı Kurtuluş temalı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Hepinizi çok seviyorum. Alkışlar. Ramazan Sokağı'nda gerçekleşen etkinlikler kapsamında Urfa Ahengi Müzik Grubu sahne aldı. Urfa Ahengi Müzik Grubu sahne aldığı konserde grup üyeleri kurtuluş temalı türküler seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kum sanatı gösterisi vatandaşlardan tam not aldı. Etkinlikler animasyon gösterisiyle son buldu. Karaköprü Belediyesi'nin Narlıkuyu Mahallesi'ne kazandıracağı semt pazarı ve otopark için çalışmalar devam ediyor. Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandıracağı yeni hizmetler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narlıkuyu Mahallesi'ne kazandırılacak semt pazarı ve otoparkın inşaat çalışmaları sürerken kaba inşaatı biten projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşların talebi üzerine yapılan güzel bir projeyi daha hizmete açmak üzere olduklarına değinerek, Narlıkuyu mahallemizde vatandaşlarımızın bizden talebi üzerine biz de seçim döneminde pazar yeri sözü vermiştik. Çok şükür ki bu sözümüzü tutarak pazar yerimizin çalışmalarına başladık ve kaba inşaatını tamamladık. İnşallah kısa bir süre sonra pazar yerimizi tamamlayacağız ve açılışıyla birlikte hizmete sunacağız diye konuştu. Modern bir projeyle yapılan semt pazarı, Narlıkuyu mahallesinde yaşayan vatandaşların pazar yeri ihtiyacını karşılarken, pazar kurulmayan günlerde de kapalı otopark olarak hizmet verecek. Osmaniye'den bir haberle devam ediyoruz. Düzce ilçesinde çaldıkları otomobile yakıt almak isteyen hırsızlık zanlısı 3 kişi akaryakıt istasyonuna otomobilin stepney lastiğini rehin bıraktı. Olay anı ise kameralara yansıdı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaşın otomobili park halindeyken çalındı. Otomobilinin çalındığını fark eden vatandaş durumu polise bildirdi. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobili çalan şahısların daha önceden çok sayıda suç kayıtları bulunan SCC, MG ve ÖB olduğunu belirledi. Şahısların çaldıkları otomobille Düzici ilçesine gittiği belirlendi. Polis otomobille kaçan şahısların peşine düştü. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan SCC ve MG tutuklanırken ÖB adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadirli ilçesinden Düzici ilçesine çaldıkları otomobille gelen şahıslar ilçede faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 528 liralık yakıt aldığı ortaya çıktı. İstasyon personeline cüzdanı evde unuttuk, otomobilin stepney lastiğini bırakalım. Yarım saat içerisinde geri gelip parayı ödedikten sonra lastiği geri alalım diyerek istasyondan hızla uzaklaştılar. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler ilçe merkezinde üst yapı bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, içme suyu hat döşeme çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda deforme olan üst yapı bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kilitli parke taşı ve Arnavut taşı bakım onarım çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden ekipler, hızla çalışmalarını tamamlamayı hedeflerken sürdürülen çalışmalar vatandaşların da takdirini kazanıyor. Harran'da içme suyu probleminin tarihe karıştırılması
karışacağını belirten Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'da içme suyu hat döşeme çalışmaları sonrasında deforme olan üst yapıda hızla bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını, bu anlamda sürdürülen çalışmaların hızla tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti. Öte yandan sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hat döşeme çalışmaları yanı sıra hanelere arıtılmış suyun ulaşması için depo alanında da inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Mardin'de Dünya Masa Tenisi Günü kutlamaları münasebetiyle imam ile Hristiyan İlahi Korosu öğrencisi kilisede, camide ve kent meydanında masa tenisi oynadı. Her yıl 6 Nisan'da Dünya Masa Tenisi Günü münasebetiyle Mardin'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen etkinlik normalinden farklıydı. İki farklı din mensubu olan İmam Hatip Ramazan Atasever ve Hristiyan İlahi Korosu öğrencisi İlio Akyüz, dini kıyafetleriyle ilk önce Kırklar Kilisesi bahçesinde kurulan masa tenisinde maç yaptı. Ardından tarihi Latifiye Camii bahçesinde tekrar bir araya gelerek orada da bir maç yaptı. Daha sonra Mardin'in adeta bir açık hava müzesini andıran manzarası önünde kent meydanında bir maç daha yaptılar. Oynanan bu 3 maçın ardından kazanan dostluk, barış ve hoşgörü oldu. Gençlik Spor Şube Müdürü Serhat Çakır, gençlerin bütün spor dallarında spor yapmaları için çaba sarf ettiklerini belirtti. Gençlerimizin sosyal medya bağımlılığından ve diğer bağımlılıklardan kurtulması için spor yapmaları öneriyoruz, teşvik ediyoruz. Öncelikle Mardin zaten bir hoşgörü kenti. Hoşgörü kenti olması münasebetiyle bugün farklı iki dine mensup din adamlarımızla böyle bir organizasyon tertip ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Masa tenisi milli takım antrenörü İzzettin Atasever, Mardin olarak kızlarda Süper Lig'de bir takım ve erkeklerde 2. Lig'de bir takımları olduğunu söyledi. Bugün Dünya Masa Tenisi Günü. Bu etkinliğimiz, bu görsellerimiz hepsi Dünya Masa Tenisi Günü. Bütün dünyada kutlanıyor. Biz de buradan Dünya Masa Tenisi Günü'nü kutluyoruz. Bu etkinlikte biz Mardin olarak dinlerin ve dinlerin şehri olan, hoşgörünün şehri olan Mardin'de bir papazla bir imamı bir araya getirdik ve masa tenisi oynattık. Mardin'e özgü bir şey. Mardin'in hem dinine hem çok dinli, çok dilli olması muhasebetiyle papazı ve imamı bir araya getirdik. Tabii ki kazanan kim oldu? Tabii ki kazanan dostluk oldu. Kazanan barış oldu. Kazanan masa tenisi oldu. Dünya Masa Tenisi Günü'nü kutlayan İmam Hatip Ramazan Atasever ise bu konuda gençleri teşvik etmeleri gerektiğini belirtti. Spor konusunda Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde çocuklarınıza ata binmeyi, yüzmeyi ve ok atmayı teşvik etmişlerdir. Biz de bu bağlamda bu güzel günde de bu teşviki yapmaya çalışalım. Bugünün de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugünün inşallah gençlerimizin tabii ki spora olan bağımlılığı da spor yaparak vücudun sıhhat bulması anlamında güzel şeylere vesile olmasını diliyorum. Sporun birleştirici gücünü hatırlatan Hristiyan İlahi Korosu öğrencisi İlio Akyüz de şöyle konuştu. Bunların bir arada yaşamış olması, özellikle de sporun bizi bir araya getirmiş olması bizi çok mutlu ediyor. Bugün de sporun birleştirici gücü vasıtasıyla bizleri tekrardan bir araya getirmiş bulunuyor ve bundan çok büyük bir keyif alıyoruz, çok bir gurur duyduk. Bu etkinliği tekrardan gerçekleştirmiş olmamız bizi oldukça sevindirdi. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Akçakale Belediyespor tarihinde ilk kez şampiyon olduğu Başkan Yalçın Kaya ve Mehmet Ekinci takıma prim müjdesi verdi. 2021-2022 Süper Amatör Ligi'nde sezonu 51 puanla tamamlayan Akçakale Belediyespor ve Bozova Belediyespor final maçına çıktı. Maça Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve takımın kurucu isimlerinden Eyyubiye Eski Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de katıldı.
Maç öncesi Başkan Yalçınkaya soyunma odasına giderek takıma moral desteği verdi ve futbolcular sahaya zafer parolasıyla çıktı. Zorlu mücadelede rakibini 2-1 yenen Akçakale Belediyespor şampiyon oldu. Böylece Akçakale tarihinde bir ilk daha yaşadı ve ilçeye şampiyonluk kupası kazandırdı. Maç sonrası Başkan Yalçınkaya ve ikinci sporcuların yanına giderek hem teknik direktör Musa Bucağı ve takımı tebrik etti hem de prim müjdesi verdi. Konuya dair açıklama yapan Başkan Yalçınkaya şöyle konuştu. Sezonun sonunda Akçakale ipi gösterdi. Bugün şampiyon oldu. Bu şampiyonlukla beraber inşallah Akçakale tarihine de yeni bir destan yazdı. İlk olarak şampiyon Lar Ligi'nde yani bu kupayı Akçakale'ye götürüyor. Bu tarihin değil. Biz burada takımdan iftihar ediyoruz. Gençlerimizden iftihar ediyoruz. Ben kendim belediye başkanı olarak gereken desteği verdim. Sayın Mehmet Ekinci kardeşimiz de kendisi de bir Akçakale olarak bir geçmişte kendisinin emeğine karşı olarak kendisi de desteğini ortaya koydu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. İkinci de futbolculara prim desteği sözü vererek şu ifadelere yer verdi. Bundan sonraki tabii bu Bal Ligi'ne çıkılacak o final maçında da başarılar diliyoruz. Sayın Başkanımızın desteği için de yine ben de teşekkür ediyorum. Biz de başkanımızın desteğine katkı olarak biz de futbolcu kardeşlerimize destekte bulunacağız. Spor barış kardeşliktir. Ve tabii ki bu tarz barış kardeşlik faaliyetlerinin arttırılması gerekiyor. Evet bugün Bozova Akçakale karşı karşıya geldi ama sahada karşı karşıya geldi ama bütün ülke olarak saha dışında herkes bir ve beraber olarak spor paydası altında bir arada bulmaya devam edecektir. Ceylan Pınar Belediyesi tarafından düzenlenen kurumlar arası bahar turnuvası final maçıyla sona ererken final maçında Ceylan Pınar Belediyesi takımı Tigem Harman takımını 5-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Ceylan Pınar'da kurumları kaynaştırmak ve aralarında dostluk bağı kurmak amacıyla Ceylan Pınar Belediyesi tarafından düzenlenen kurumlar arası bahar turnuvası final maçıyla sona erdi. Ceylan Pınar'da kurumlar arasını kaynaştırmak ve aralarında dostluk bağı kurmak amacıyla bahar futbol turnuvası düzenlendi. 33 takımın kıyasıya mücadele ettiği kurumlar arası bahar futbol turnuvası renkli görüntülerin ardından final maçıyla son buldu. Final maçına kalan Ceylanpınar Belediyesi takımı rakibi Tigem Harman takımını 5-2 mağlup ederek kurumlar arası bahar futbol turnuvasının şampiyonu oldu. Kaybeden hiç kimsenin olmadığını belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu şöyle konuştu. 1,5 yıldır bunu düşündüğümüz, bu spor aktiviteleri düşündüğümüz ancak dünya genelinde bu bulaşıcı hastalıklardan dolayı bugüne kadar ertelenmiş oldu. İnşallah bundan sonra hem futbol anlamında bu tür müsabakalarımız sizlerle beraber yürütmeye devam edeceğiz inşallah. Ben yine sözü uzatmadan katılım sağlayan bütün takımlarımıza teşekkür eder. Kaybeden hiç kimse yoktur. Gençlik kazanmıştır. Burada güzel bir zaman geçti. İlçede güzel bir hava kattı. Kupa alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yine madalya alan arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ceylanpınar İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner ise şu ifadelere yer verdi. İşlerimize organizasyonu yapan kurum olması manidar ama biz izledik. Gerçekten hak ettiler yani. Herhangi bir şike sahibi görmedik. Hepinizin emeğine sağlık, ayaklarına sağlık. Organizasyonu düzenleyen başta belediye başkanımız ve tertip komitesine, emeği geçenlere, burada alın teri dökerek hem çevredekilere güzel bir seyirlik izletip hem de güzel bir sosyal aktivite düzenleyen arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Karşılaşmanın ardından turnuvada ilk üçe giren takımlara kupa ve madalya verildi. Son karşılaşmasında Isparta 32 Spor'u deplasmanda galibiyetle geçen Şanlıurfa Spor bu hafta kendi evinde karşılaşacağı Akhisar hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor, Akhisar Spor karşılaşması hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Antrenör Kemal Tosun gözetiminde gerçekleştirilen bugünkü programa tüm futbolcu kadrosu katılım sağladı. Pazar günkü karşılaşma için hedefini galibiyet olarak belirleyen takımda sakatlığı bulunan oyuncu olmazken teknik heyet tüm futbolcularla yakından ilgilendi. Kaptan Çağlar Birinci'nin de taktiksel olarak yönlendirdiği futbolcular bugünkü programında dar alanda çift kale maç yaptı. Kendi evindeki karşılaşmaya mutlak galibiyetle çıkacak olan Sarı Yeşilli ekibin maçı ise pazar günü saat 15'te 11 Nisan Stadyumunda oynanacak. Sonra beraber bir izleyeceğiz. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.